Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski yöneticilerinden Ruben Vardanyan, Laçın'da gözaltına alındı. Azerbaycan sınır birlikleri Vardanyan'ın Bakü'ye götürüldüğünü açıkladı. Antiterör operasyonundan sonra Karabağ'dan kaçıyordu. Azerbaycan sınır devriyesi tarafından yakalandı. Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan gözaltına alındı. Açıklamayı Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri yaptı. Vardanya'nın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındığı duyuruldu. Sözde eski bakanın güvenlik güçleri eşliğinde Bakü'ye götürüldüğü bilgisi verildi. Vardanyan Bakü'de hakkındaki kararın verilmesi için ilgili devlet kurumuna teslim edildi. Rusya'da yaşayan ve ülkenin en büyük yatırım bankalarından birinin eski sahibi olan milyarder Ruben Vardanyan geçen yıl Karabağ'a taşındı. Kasım 2022'den Şubat 2023'e kadar Sözde Rejimin Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olan Vardanyan sosyal medyadan Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu. Karabağ'daki Ermenilerin bölgeden gönüllü ayrılış süreci de devam ediyor. Güvenli bir şekilde Ermenistan'a geçiş yapanların sayısı 50 bini geçti. Karabağ'daki anti terör operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisini rahatsız etti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Komitesi Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast çağrısı olarak yorumlanan paylaşımlarda bulundu. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi Ermeni lobisini çileden çıkardı. Tepkilerin hedefinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan var. ABD'deki en büyük Ermeni lobisi olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin başkanı sosyal medyadan suikast çağrısı olarak yorumlanan paylaşımlar yaptı. Hangisi? Hangisi? Aram Suren Hamparyan Facebook'tan öfke kustu. Ermenistan polislerinin gelecekte yaşananları utançla hatırlayacaklarını iddia etti. Kendilerini itiraf edecekler, Nikol Paşinyan'ı kendi halkına karşı savundum diyecekler ifadelerini kullandı. Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarına "Kalbinizin sesini dinleyin" çağrısını yaptı. Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an mesajını paylaştı. Bu ifadeler suikast çağrısı olarak yorumlandı. Paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı. Ermeni lobisine destek veren de vardı, Paşinyan'ın barış için uğraştığını belirterek Ermenistan başbakanını savunan da. <laughs> Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrası Ermenistan'da ortalık karışık. 8 şüpheli darbe ve Paşinyan'ın suikast düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.